Organ bağışı caiz midir? Kaba taslak. Şunu söylemekle başlayalım cümleye. Fukahanın 5 şartı var bu hususta. Evvela, sentetik bir organ nakli yapıldığında veya sentetik bir organ konduğunda hasta tedavi oluyorsa bu yapılmalıdır. Eğer sentetikle mümkün değilse, eti yenen hayvanların doku örnekleri uyuşuyorsa veya tedavi için mümkünse bu hayvanlar tercih edilmelidir. Bir sonraki aşama eğer bu da olmuyorsa eti hayvanlardan bir tanesinin doku örneği kurtarıyorsa bu tedaviyi o tercih edilmelidir. Bu da mümkün değilse şayet domuzdan elde edilen bir doku örneği hastalığının tedavisi için mümkünse bu kullanılmalıdır. Bu da mümkün değilse artık bir insandan organ nakline cevaz vardır. Hanefiler bu meseleye insan mükerrem saygın bir varlıktır. Onun cüz'ünden yani bir parçasından, saçından, tüyünden istifade etmek caiz değildir diye bir usulle yaklaşırlar bu duruma. Yani bu kaide genişletilerekten insan saçı satılamaz, oradan insan derisinden bir ürün mamul edilemez, bu kullanılamaz gibi pek çok mesele çıkabilir. Ancak tedavinin artık son noktası bu ise organ nakli caiz midir? Caizdir. Ancak, çok ciddi bir handikap vardır ki, bir insan hayat, hayattayken, sağlıklıyken iki böbreğinden birini verebiliyor. Veya karaciğerinden bir parça vererek, doku örneği vererek, karaciğer kendini geliştirip büyüterek o hastada, nakil yapılan hastada yine sıhhat bulunabiliyor. Ancak kalp nakli lazım. Bu kalbin nakledilmesi için bu hastanın, yani kalbi veren donörün hayatta olması gerekiyor. Bu durumda bu kişiden yani atan, çalışan bir kalbi biz bu insan vücudundan aldığımızda bu insan ölmüş oluyor. Bu durumda bir başka pencere önümüze çıkmış oluyor. Bir insanın, sağlıklı bir insanın elbette ki kalp nakli için bağışçı olması haramdır. Çünkü bu bir intihar demektir. Veya aynı şekilde hayati diğer uzuvlar bu şekildedir bir insana diyelim ki uzuv nakli yapılacak, parmak nakli yapılacak, kol nakli yapılacak, bende var, ben benim bir tanesini demek elbette ki caiz değildir. Ancak bugün e, beyin ölümü gerçekleşti bitkisel hayatta diye e, ayrılan hasta grupları var ve bu bitkisel hayata giden veya beyin ölümü gerçekleşti diye e, artık ayrılan hastalardan e, çalışan diğer uzuvlar alınabiliyor. Bu durumda. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın nakli caiz midir değil midir bizim bu konuyu konuşmamız gerekiyor ama buradan hemen evvel şunu söylemek gerekiyor. İster ölüden ister diriden hiç fark etmez. Rahim nakli, kadından kadına rahim nakli veya erkekten erkeğe cinsel uzun nakli de caiz olmayacaktır. Çünkü hayat bu tıbbi veriler şunu gösteriyor ki uzuv yani bu organ nakil yaptıktan sonra hala ee, esas sahibini, ilk sahibinin hormonlarıyla çalışıyor. Onun DNA'sını yürütüyor. Bu durumda rahim nakli yapıldığında bu rahim esas sahibinin DNA'sıyla çalışmakta, onu hala taşımakta, o karakteri taşımakta, aynı şekilde cinsel uzuv da aynı şekildedir. Bunların nakli asla ve kat'a caiz değildir. Yani rahim nakli veya cinsel uzuv nakli asla ve kat'a caiz değildir. İster ölüden ister dirden olsun fark etmiyor. Bu durumda Esas probleme dönecek olursak beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan e, atan kalbi alıp diğer hastaya nakletmek veya diğer uzuvları alıp ona vermek caiz mi değil mi? Burada ulema ikiye ayrılıyor. E, bazı tabiplerin beyanı ile beyin ölümü artık tamamıyla ölümdür. E, sadece makinaya bağlı olduğu için e, kalp atmaktadır, nefes almaktadır solunum cihazı vesilesiyle yoksa zaten bitmiştir kan dolaşımı sadece makine yardımıyla e, işlediği için uzuvlar hayatta e, sağlıklı veya canlı kalabiliyor gibi ifadelerden ifadelerinden ötürü tabiplerin bir takım alimler e, işte her sene veya birkaç yılda bir yapılan fıkıh konseylerinin kararı kuvvet fıkıh konseyinin kararı bu yönde ağır basıyor beyin ölümü gerçek bir ölümdür o halde madem ki beyin ölümü gerçekleşen birisi ölüyse ondan nakil yapmak caizdir ancak bir takım tabiplerin doktorların beyanı ile beyin ölümü tam bir ölüm olmadığından yani fıtraten ölüm nedir? Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruhun bedenden ayrılmasının tespiti peki nedir? Artık kan dolaşımının durması, kalbin ister makine ister doğal yollarla atmasının tamamen bitmiş olmasıdır. Bu durumda ister makineyle atıyor olsun, ister makinasız atıyor olsun, kalbi atan bir kimse yaşadığı için, kan dolaşımı olduğu için, hala ruh ile beden irtibatı olduğundan bu kişi hayattadır, canlıdır. Ve canlı olduğu için bu kimsenin uzuvları alınıp bir başkasına verilemez. Bu asla ve kat'a caiz değildir. Bilakis kalp nakli yapılan bu hastanın öldürülmesi demektir bu. İntiharı demektir bu. E, affen intihar denmez buna. Katli demektir bu. Öldürülmesi demektir bu. Bu durumda e, bu iki ayrımdan biz neyi yapmalıyız? E, sanki ikinci görüş, mesela bazı e, doktorların beyanı üzere, işte otop... E, Organ nakli yapılırken hastaların o beyin ölümü gerçekleşen hastaların vermiş olduğu tepkilerin itiraflarını dinlediğimizde perde arkasından veya bazı doktorların yazılarından okuduğumuzda, e, nakil yapıldığında hastaların e, şey yapması, e, tepki vermesi onun ruh ruhun bedenle hala daha irtibatlı olduğunun göstergesi olduğu görüşü daha ağır basıyor. Bu durumda beyin ölümü eşittir hakiki ölüm diyemediğimiz için ...böyle bir nakle caiz demek... ...şunu tekrar söylemekle beraber... ...yani evet bir grup tabiplerin beyanından ötürü... ...beyin ölümü eşittir, gerçek ölümdür... ...bu yüzden nakil caizdir diyen... ...fıkhi görüşün yanında... ...şahsi olarak tercihim... ...beyin ölümünün hakiki, fıtri bir ölüm olmadığı... ...bu yüzden... ...beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan organ naklinin yapılmasının... ...caiz olmayacağı yönündedir. Bununla birlikte... Yani bir başka bir pencere açarak dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir başka bakış açısı sağlamak adına beyin ölümü, organ naklinin arkasında ciddi bir organ kaçakçılığı, organ mafyacılığı, ticareti söz konusu ki Avrupa ülkelerinde mülteci çocuklarının kaybolması, bulunanların uzuvlarının organlarının alınmış olması bunun kirli bir ticarete dönüşmesi mafyacılığın artık mafyacılık ayağının da oluşması organ nakli hususunda birtakım takım e, net olmayan, şeffaf olmayan durumları da bize gösterdiğinden e, benim kanaatim or, e, beyin ölümünün gerçek bir ölüm olmayışından ötürü böyle bir organ naklinin caiz olmayışıdır. Ancak tekrar e, kaba taslak şunu söyleyebiliriz ki ikinci böbreğin verilmesinde bir problem yok karaciğerden bir parça alınıp verilmesine bir problem yok. Ancak bir uzvu tamamen alıp da bu hastayı öldürüp o hastaya hayat vermek bu hastanın katli sebebi katli demek olduğundan buna caiz demek biraz güç.